Efendim 31 Aralık Cuma gecesi Kanal 3 ekranlarından herkese mutlu akşamlar dileklerimizi iletelim. Yılbaşı özel programımızda sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Pınar Akarsu ve sevgili partnerim ve tabii ki ayrıca hem konuğumuz hem ev sahibimiz sevgili İsa Kahraman hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Eyvallah efendim. Sağ olun. Nasılsınız İsa hocam? Görüşmeyeli. Efendim benim bu tip cevaplarıma alışıksınız zaten. Sizin gibiyim. Yani evet. Çok iyiyim. Çok şükür sizi de çok iyi gördüğüm için böyle diyorum. Allah hep İyiyle beraber eylesin inşallah. İnşallah. Güzel bir gece. Yeni evet. Bir yıla merhaba diyeceğiz evet. İnşallah. Yeni bir yıl olacak. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla gelsin inşallah bu yeni i̇nşallah. Yıl. Temennimiz budur. Bu akşam bol bol bu temennilerden zaten bahsetmiş olacağız. Ama sevgili hocam hemen program açılışında bir türküyle başlayalım isteriz. Ne dersiniz? Efendim zaten siz hoş geldiniz dediğiniz anden başlayın. Kafaya bir şey koyduydum. Tamam. Tamam. Arzu ederdiniz bir yol görmeye, bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından hey dost güller dermeye, bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Hisse alın çırak manın sözünden, zerre kaçmaz ariflerin gözünden. Kemal Atatürk'ün hey dost aydın izinden, bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Eyvallah efendim. Bütün izleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Tabii. Bu güzel gecede bizlerle birlikteler onlar da. Onlar da ekranları başına hoş gelmişler. İnşallah hemen işin başında da diyelim ki Rabbim 2022'de herkesin gönlüne göre versin inşallah. Amin inşallah hocam ya. Yani vardır mutlaka güzel dilekleriniz, temennileriniz nelerdir diye soracağım biraz sonra evet, ama. Evet. En önemlisi evet. O herhalde değil evet, mi? Allah herkesin gönlüne göre versin. Tabii. Çünkü en güzeli de budur hocam. Hı hı. Bana göre evet. Peki sevgili hocam evet. Şimdi sizden güzel bir türküyle başladık programımıza. Evet efendim. Sizin bir de şair tarafınız var. Eminim yılbaşında sizin kaleminiz boş durmamıştır diye düşünüyorum. Vallahi, var mı bir şeyler? Şimdi sevgili seyirciler benim çevrem özellikle Kanal 3'teki benim çevrem beni çok çok iyi tanıyorlar. Mutlaka diyorlar bu boş gelmemiştir diyorlar. Evet, ki evet. El hak da doğrudur. Nasıl efendim? Hemen çala kalem diye bir laf vardır. Hı-hı. Çala kalem yani paldır küldür kaleme alınan birkaç kıta şiir diyelim ona biz. Efendim hem bununla beraber bizi seyreden bütün seyircilerimize diyelim ki Kanal 3'ten mutlu yıllar. Aynen böyle yazmışım. Tamam. Afyon'dan bütün yurduma Kanal 3'ten mutlu yıllar. Sivilime hem orduma Kanal 3'ten mutlu yıllar. Rabbim bırakmasın darda, nazar değmesin bu yurda. Hülya Kasnak işte şurada Kanal 3'ten mutlu yıllar. Ey yolcu Afyon'da bir dur. Hem pınar hem akarsudur. En güzel temenni budur. Kanal 3'ten mutlu yıllar. Karahisar ilimiz var. Dosta açık elimiz var. Bir de güzel gülümüz var. Kanal 3'ten mutlu yıllar. Sevgi bizden, saygı bizden. Teşekkür bekleriz sizden. Küçük, büyük hepimizden. Kanal 3'ten mutlu yıllar. İnsan hata yapar bazen.
Tahsin, Barış ve Ramazan. Sazıyla kahraman Ozan, Kanal İşten mutlu yıllar dedim efendim. Bravo efendim. Ben de. Herhalde daha sıcağı sıcağına yazılmış bir evet şiir efendim. Diye düşünüyorum. Evet efendim. Evet, özellikle yani daha hatta saat olarak söyleyeyim. Aşağı yukarı 14 saat önce yazıldı. Oo, daha çok yeniymiş. Evet. Çok güzel. Yani o ki hocam yıl başında seni burada bekliyoruz denildiği an ki dualarım da geçti. Efendim buradaki isimlerin şu anda hepsi bu programın en iyi şekilde seyircilerimize intikali evet. için canla başla evet. uğraşan sevgili gençlerimiz. Ekip arkadaşlarımız eyvallah değil efendim. Mi? Evet bütün ekip arkadaşlarımız da bizimle birlikte bu güzel günde, bu güzel ve gecede. Onların da yeni yılını kutluyoruz. Onların da inşallah sağlık efendim. Hep birlikte yeni yıla burada girmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Tabii. Evet hep birlikte burada olacağız. Peki sevgili hocam. Hazır sazla elinizde, hala bekliyor elinizde. İlk aklınıza gelen türküyü dinlesek sizden. Ne söylersiniz bize? Valla efendim ben o ki bugün biraz da yalnız Afyon'da değil, hı hı. Türkiye'nin neresinde olursam olayım, ilk aklıma gelen birkaç türküden biri Bakın Ne. Tamam dinleyelim. Harmana serdiler sarı samanı, harmana serdiler sarı samanı. Hiç gitmiyor emirde dağın dumanı, dağlar dumanı. Hiç gitmiyor emir dağın dumanı, dağlar dumanı. Gel otur yanıma benim sevdiğim, gel otur yanıma benim sevdiğim. Ayrılık mı olur harman zamanı, yayla zamanı. Ayrılık mı olur harman zamanı, yayla zamanı. Çeşmenin başında ışmar edersin, çeşmenin başında ışmar edersin. Seni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin. Seni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin. Ben ne dedim anan ile babana, ben ne dedim anan ile babana. Beni çatallıya düşman edersin, düşman edersin. Beni çatallıya düşman edersin, düşman edersin. Emir dağla çatallının arası, emir dağla çatallının arası. Çekilmiyor ayrılığın yarası, dağlar yarası. Çekilmiyor ayrılığın yarası, dağlar yarası. Ne dedim de kömür gözlümden sana, ne dedim de kömür gözlümden sana. Yine geldi ayrılığın sırası, canım sırası. Yine geldi ayrılığın sırası, yaman sırası.
Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi efendim, bu türküyü hassaten seçtim. Çünkü ritmi de çok güzel, sözleri de çok güzel. Ve ben de biraz köylü çocuğuyum. Tam bir köylü havası. Yani öyle bir zamanda, öyle bir kırgınlık yaşamış ki etme gözünü seveyim. Yani tam diyor yayla zamanı ya da harman zamanı yani nereden çıktı diyor. Bir de ufak tefek bazı şeyler varmış ki Çatallı'yla araları iyi değil. Ama inşallah 2022'de düzelir hocam. İnşallah. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir hocam. Eyvallah. Şimdi hareketli türkülerle devam ediyoruz. Daha da hareketlendirelim mi? Vallahi yani siz bilirsiniz ne hocam. Ne dersiniz? Tabii niye olmasın. Biz dinleriz siz, sevgili hocam. Siz ne derseniz. Vallahi tamam hocam. Tamam. Dinleyelim o zaman. Ayaş yollarında kervanım mı var, beni öldürmeye fermanım mı var, beni öldürmeye fermanım mı var, ağlamaya sızlamaya dermanım mı var, yandım Allah gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek, bana ettiklerin az mı gelecek, yandım Allah yandım, yandım ben, derin uykularda alışmıştık, ilerliyorduk Allah böyle. Razı olsun. Efendim, özellikle böyle bir gecede hani böyle dertli, gamlı, kasavetli falan filan. Gerek yok değil yani, mi hocam? Çünkü ve şöyle biraz da nasıl başlarsanız öyle biter derler ya. Biz de böyle şen, şakrak, efendim güler yüzle girelim ve inşallah 2022'de de hep böyle devam etsin. Gönül de bunu arzu ediyor. İnşallah hocam. Tek temennimiz de ondan yana. Eyvallah. Sizin nasıl geçti 2021 yılı? Hocam, şimdi umduğunuz gibi miydi? Beklediğiniz gibi miydi? Şu anda nasılsam aşağı yukarı öyleydi hocam. Öyle mi? Yani biraz da benim şansım, yani Allah'ın sevdiği kulum galiba. Hı. Niye diyorum? Bir kere benim babam falan sağ. Yani onlardan tabii daha genç civan gibi 95 yaşında. Oh maşallah. Yani onun da duası berekatıyla diyelim. Ve insanların bana karşı o dualarıyla ben laf aramızda 3 çeyrek yaşındayım daha. Daha çok gençsiniz ve hocam. Ve çok şükür Allah'a hakikaten böyle geçti. İnşallah hep böyle geçer. Yani bundan alası can sağlığı ve bir de şöyle efendim, şükretmek lazım. Çünkü beterin her zaman beteri vardır. Yani en küçük bir şeyde hem kuluna
hem Yaradan'a şikayet etmemek lazım. Yani göğüslememiz lazım. Tabii değil mi? Yani 2021 yılında biraz Türkiye'de üzücü olaylar yaşandı. Seller, hocam, depremler, hep, yangınlar. Bilhassa orman yangın. Ben ormancı olduğum için çok iyi bilirim. Ama şu var. Yani o ki bu şartlar var. Bunlar biraz da o ki olacaktır. Ama bize düşen onlarla mücadele etmektir inşallah. Ve mücadelenin de vazgeçmeyeceğiz. Kesinlikle. Covid-19'da hala uğraşıyoruz. Uğraşmaya devam ediyoruz. Fakat o garibim de artık can çekişiyor gibi bir şey. Yani bakmayın ayakta tutmaya çalışıyoruz şöyle böyle filan ya. O yavaş yavaş pes demek üzere. Niye dedim hocam? Şu meşhur bir Türk doktoru var Mehmet Öz. Dedi ki bu hastalık ilk çıktığında efendiler öyle ya da böyle bu hastalığa düçar olmayacak, kapılmayacak, tutulmayacak, yakalanmayacak, pek kimse kalmayacak. Ama dilerim ki, dileyelim ki hastalık zaman geçtikçe tavsiyacak. Bir nezle gibi, grip gibi bir hale gelecek. Ve inşallah çeşitli isimler altında çeşitli şeyler, bombalar falan patlatılıyor işte. Yok omikron, yok falan işte. Varyantları ama, ortaya ama, çıkıyor. Ama biz diyelim ki sevgili seyircilerimize, efendim tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Evet. Yani tedbirimizi mesafemiz, maskemiz, temizliğimiz, aşımız. Biz tabii aşımız, işimiz onlara gerektiği kadar. Aşılarımızı vurunalım efendim. Evet. Aşıları aman ihmal etmeyelim. İhtimam gösterdikten sonra hocam görece varsa göreceği de var. İnşallah. Dirençli bir şekilde. 2022'de biz onu postalarız gibi geliyor bana. İnşallah hocam ya. Tek temennimiz söyleyene bakma. Söyletene bak. İnşallah, inşallah. Hocam buyurun. Temennimiz odur. Sevgili hocam şimdi elimde böyle size dair aslında küçük küçük notlar aldım. Yani bir şeyler karalamaya çalıştım. Sizin Mihriban Türküleri'nin yazarı olan Abdurrahim Karakoç ile ilgili yakınlığınızı zaten biliyoruz. Daha önceki programlarımızda bahsetmiştiniz siz. Tabii efendim. Onunla ilgili mutlaka bir anınız vardır sizin. Bir anlatabilir misiniz bize? Tabii efendim. Dinleyelim. Şimdi efendim sevgili seyirciler 1, 2, 3, 5, 10, 40 falan değil Abdurrahim Karakoç'la anım. Ama şimdi bu akşam tam öyle bir hatıradan bahsedeceğim ki biraz sonra lafı nereye bağlayacağım? Öyle çok özel bir yere bağlayacağım. Aşağı yukarı bir 20 sene falan vardır sanıyorum. Bir yerde hep beraber sohbet ediyoruz. Sazlı sözlü. O da tam karşımda Abdurrahim Hoca. Abdurrahim Hoca biliyorsunuz siyasi yönden sağ. Sağın öbür ucunda. Efendim o arada birisi böyle hocayı da duyacak şekilde dedi ki hocam Leylim Ley türküsünü biliyor musunuz dedi. Hayda. Şimdi Abdurrahim Karakoç'un yanında sol tandanslı birinin hazırladığı bir türkü. Hocanın yüzüne baktım. Yani densize bak tam zamanında filan der gibi. Aynen şöyle dedi. O türkünün sözlerini biliyormuş. Aynen şöyle dedi. İsa Bey kardeşim. Sanatta siyaseti geç bir kalem. Türkünün içindeki sözlerin güzelliğine bakar mısın dedi. Ben de biliyor musun dedi peşinden türküyü. Biliyorum hocam da filan dedim. O zaman dinleyelim dedi. O zaman Leylimle'yi mi dinleyeceğiz? Evet. Leylimle'yi dinleyelim. Hocam Abdurrahim Karakoç'tan da izinliyim ben bu konuda bu türküde. Çok güzel. Evet. O zaman Leylimle'yi dinleyelim efendim. Sonrasında kısacık bir aramız var. Aranın hemen sonrasında tekrar burada olacağız. Çıplak ayağıma sür beni.
kıl vurur sazın üstüne. Leylim ley, söz söyleyen yoktur sözün üstüne. Leylim ley, deney güzel şöyle dizin üstüne. Leylim ley, ay bir yandan sen bir yandan sar beni. Ferman yazdı bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşlarım ferman yazdı bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdır yaram sarmaya. Yar kendi gelsin, Lokman hekim gelse yaramazdır. Yaram sarmaya, yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar giderim. Nazlı yari kaybetti, ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, nazlı yarın hayali karşımdadır. Karadır kaşlarım benzer kömüre. Yardan ayrılması zarar ömüre. Karadır kaşlarım benzer kömüre. Yardan ayrılması zarar ömüre.
ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımdadır. Ormanlardan aşağı aşar gelirim. Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezer. Ağzınıza sağlık sevgili hocam. Teşekkür ediyoruz. Efendim yılbaşı özel programıyla sizlerle birlikteyiz. İkinci bölümümüze devam ediyoruz Kanal Üç ekranlarında. Yeni yıla güzel umutlarla girelim diye hep birlikte inşallah Kanal Üç ekranlarında sizlerle birlikteyiz biz de. Sevgili İsa Kahraman hocamızla birlikte. Sevgili hocam, bu arada Lokman abi için geldi değil mi bu güzel eserde? Evet, ana kumandada Lokman abi armağan etmiş olalım. Onun da yeni yılını kutluyoruz ve onun da inşallah gönlüne göre geçsin. İnşallah. Gibi. İnşallah herkesin gönlüne göre versin. Eyvallah. Allah. Tabii efendim. Güzel umutlar bekliyoruz. Güzel şeyler bekliyoruz 2022 yılından. Çok güzel bir sağlık. Dua. Çok güzel bir dua bilirim hocam. Çok kısa dua, şöyle diyor. Rabbim namura duranları bermurad eylesin. Yani? Yani muradını alamayan hangi manada olursa olsun, hı hı, onların muratlarını ver Allah'ım diyor. Aa, çok güzel. Evet. Amin. Amin. Ha, bu murad, efendim, evlilik muradı olur, bir hastalıktan iyi olma kurtulmam muradı olur. Efendim, arabası yoktur, işi yoktur, bir muradı vardır. İşte sağlık istiyor yok demektir. Muradı olmayan, na muradı olanları ber murad eyle ya Rabbim diyoruz ve ta yürekten diyoruz. İnşallah. Allah kabul eder hocam. İnşallah sevgili hocam. Hocam ne kadar süredir türkülerle böyle haşır neşirsiniz? Hocam daha bir yarım asır filan oldu. Hatta biraz geçti. Hatta yani tam zamanıdır. 2022'de benim sazım da 50 yaşına girecek. 50 yaşına girecek. Evet, bu maşallah. Evet, maşallah. 1972'de Kastamonu'da tanıştınız. Ben Kastamonu'da çalışıyordum hocam. Ormancıydım. Bu sazda Türkiye'nin en büyük ustalarından biri yaptı bunu. Tekeli kardeşler. O zaman hakikaten Tekeli. Soyadları Tekeli de, hı hı, Tekel gibiydi. Yani Türkiye'nin en güzel dut oyma ağaçlarını, sazlarını onlar yaptı. Daha maşallah sapa sağlam duruyor hocam. Birkaç badireden geçti ama 50 yıllık ha? Evet efendim, daha henüz yani. Çok iyi hocam. Eyvallah. Ya maşallah. Yani o gün bugün Allah ayırmasın sizi. Biz türkü çığırırız diyenlerdeniz. Hani çok güzel, hoşuma gidiyor. Bazen paylaşıyorlar. Türkü söyleyenlerden korkmayın. Onlara yanaşabilirsiniz derler. Çünkü türkü gönül işidir. Evet, evet. Yani, bir de Aşık Veysel'in meşhur lafıdır. Türkü çığırırız, türküm diyen türkü çığırsın der. Yani güzel bir sözdür. Peki sevgili hocam, şimdi 50 yıldır birliktesiniz sazınızla. Evet, bu arada Kanal Üç ekranlarında da izleyicilerimize buluşuyorsunuz. Evet, programlarınız evet var. Bir sazdan bir sözden programınız. Evet, efendim, burada da birçok konuğunuzu ağırladınız. Evet efendim. Böyle başınıza gelen ilginç bir olay oldu mu o süre içerisinde, ya da sizi böyle çok heyecanlandıran, aman Allah'ım ne yapacağım şimdi dediğiniz bir olay oldu mu? Evet. Bu arada Kütahya'da da zaten programlarınız var, evet, yine. Evet efendim. Evet, orada da ismini söylemeye değişi yok. Türk Haber, hı hı, televizyonda, orada da. Hatta bir üçüncüsünde bir gene ekleyeyim. Efendim Dumlupınar Üniversitesi'nin de Radyo Dumlupınar'ında da program. Aa, çok güzel. Yapmaya, hı hı, çalışıyorum. Kulaklar çınlasın. Sevgili rektörümüz Kazım Uçlar hocam. Hocam bize de radyoda program yapar mısın dediler. Başım gözüm üstüne dedim. Tamam. Ha, bir hatıra dediniz. Efendim Allah'tan canlı yayın değildi. Türkünün en can alıcı yerinde halen korkarım ondan. Böyle hatta hangi türküydü? Büyük ihtimalle Mihriban'dı galiba. Mihriban'ı da bizzat Abdurrahim Karakoç'un huzurunda çalmışım. Onun yüzüne karşı hatta. Oo. Hatta aynen şunu söyledi. Bu türküyü benim yüzüme birim İki kişi çaldı. Biri Musa, biri İsa dedi. Musa Eroğlu. Bestelediği zaman çalmış. Şunu demek istiyorum. Böyle kendimden geçmişim. Sarı saçlarına falan filan derken mızrap elimden düşsün mü? Yedeği de yok mu? Eyvah. Yani çorba içerken ağzına gelirken kaşığın düşmesi gibi filan, öyle bir buna benzer şeyler. İlginç olmuyor, olaylar değil oluyor. Ama siz bir şekilde onu çözmüşsünüzdür zaten. Tabii canım, bırakır mıyım hocam? Değil mi? Affedin.
Peki sevgili hocam, şimdi az önce bahsettik, Abdurrahim Karakoç'u andık. Mihriban çalmadan herhalde olmaz diye düşünüyorum. Mihriban'dan da o kadar bahsetmişken. Evet, hatta... Hatta bahsedelim. Hatta bir de küçük bir anekdot sevgili seyircilerimden tamam. izin isteyerek hemen bir dakika bile sürmeyecek. Efendim bugün sevgili Ramazan Yavuz kardeşimle geliyoruz. Yolda durdurdu polis. Hani böyle normal bir kontrol için. Kimlik kontrolü yapıyorlar? Tabii efendim. Ben sağda oturuyorum. Yani şeyde direksiyonda sevgili Ramazan kardeşim var. Ondan ehliyetini istediler. Polisin bir tanesi de bana doğru geldi. Efendim şeyin kimliğinizi rica edebilir miyim dedi. Dedim çanta arkada, kimlik numarasını versem alsam iyi olur dedi. Tamam, indik arkadan aldık filan verirken böyle takım elbise falan, hayırdır nereye doğru gidiyorsun? Efendim dedim Afyon'a geliyoruz. Kanal 3 televizyonda inşallah yılbaşı gecesi için özel program çekeceğiz. Hatta bir de sanki sordum. Dedim böyle hoşunuza giden bir türkü varsa dedim onu da çalayım. Aynen hiç düşünmedi. Vallahi en çok sevdiğim türkü dedi. Buyur. Mihriban. Mihriban. Yani 20 bine yakın TRT'nin türkü defteri derler. 20 bine yakın türkü var. Ve bizim polis memuru delikanlımız bu türküyü istedi. Zaten ben de çalacağım dedim. Zaten hazırdım. Tüm emniyet güçlerini o zaman armağan edelim. Evet, olur mu? Tüm emniyet tüm çalışanlara. Evet. Onun şahsında tüm emniyet güçlerimizin hem yeni yıllarını kutlayalım. Aynen hem öyle. De inşallah kazasız belasız görevler. İnşallah. Aman edelim. Fazla abartmayalım her Allah şeyi. Da. Çok önemli çünkü. Emniyet güçlerimize de Allah kolaylık versin. Aman diyelim değil evet, mi sevgili evet. hocam? Buyurun. Sarın saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban, sevdiğim mihriban. Thank you.
Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihrimi, sevdiğim. Her nesnenin bir bitimi var ama. Ya hocam çok güzeldi. Hala dinleyesim var yani. İnanın bana çok keyifliydi. Ağzınıza şimdi, yüreğinize sağlık. Hocam, biliyorsunuz bu Mihrimah türküsü iki tanedir. Evet, dinleyelim mi biz sizden? Nasıl iki tanedir? Daha önce de gerçi bahsetmiştik ama belki kaçıran izleyicilerimiz şimdi, vardır onlar için. Tabii. Hatta hocam bir de küçük bir hatırayı da anlatabilir miyim? Tabii tabii, lütfen. Mihrimah'la alakalı, hı-hı, hocayla alakalı. Deli cesareti diyelim biz ona, cahil cesareti hatta. Efendim ta fi tarihinde hocayla, bu çanak anten fazla yokken bir televizyonda program yapıyoruz. Hı-hı. Ben sunucuyum, hocam da yanımda. O da benim bir şansım, beni çok sevdiği için filan. Şimdi biraz sonra o zaman o öbür Mihrimah'ı da çalalım. Olur. Mihrimah demiş ki ona, hangi Mihrimah'sa onun Mihrimah'ı, ben seni unutmam demiş. O hoca da demiş ki ona, şartlar öyle icap eder ki unutursun demiş. Hmm. Hangi şartlarda unuturmuş? Ha, onu da söyleyeceğim de. Program yapıyoruz hocayla, hem de canlı yayın. İşte şeytan dürttü. Dedim hocam, şimdi kızı, bir kızı iki oğlu var. Kızın adı da Mihrimah. Oo. Evet. Tabii bir daha ayrıca görüşüyoruz hocayla. Dedim hocam, kızınız Mihrimah, iki tane Mihrimah türküsü var ki bu şimdi çalacağımız Unutursun Mihrimah öbüründen belki 30 sene önce bestelenmiş ama sarı saçlı Mihrimah onu ezmiş geçmiş unutturmuş. Dedim asıl Mihrimah kim dedim. Bendeki soruya bak, hem de canlı yayında. Çok iyi, kimmiş? Aynen şöyle, hoca herkesin bir yerlerde bir Mihrimah'ı vardır, soruyu değiştir, kumarı karıştırma. Yani o unutmam diyen Mihrimah'a ne demiş? Unutmak kolay mı deme, unutursun Mihrimah'ım. Oğlun kızın olsun hele, unutursun, unutursun Mihrimah'ım. Zaman erir kelep kelep, meyve dalda kalmıyor hep. Unutturur birçok sebep, unutursun Mihrimah'ım. Unutturur birçok sebep. Yıllar sineğine yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönül uslanır, unutursun, unutursun Mihrimah'ım. Şu emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece, unutursun Mihrimah'ım. Ha işte tıpkı öylece. Yıllar sineğine yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönül uslanır,
unutursun, unutursun mihribanım. Gün geçer azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil yarın belki, unutursun mihribanım. Bugün değil yarın belki, unutursun, unutursun. Bugün değil yarın belki unutursun mihribanım, evet. Öyle mi? Çok acıklı hocam ya. Evet, böyle demiş. Ama unutulur mu? Evet. Aslında unutulur gibi mu? Görünür de hocam çıkmaz. Mümkün değil. Türküler yazılmış. Öyle olsa bu şiir ortaya çıkmaz. Evet yani. Yani unuttum ya da unuttum demek bile aslında aktarmanın ta kendisidir. Yani o yüzden inanmam. Hocam siz şairsiniz. Evet hocam. Türkülere peki şiir yazmışlığınız var mı? Hiç. Vallahi hocam aslında ben sizden rica edeyim. Şu sazı şu şekilde bir tutun lütfen. Tamam. Şimdi efendim şairin ne zaman, nerede, hangi ilhamla ne yazacağı pek belli olmaz. Mesela ben Türkiye'de kamyonlara şiir yazıldığını görmedim. Şairin birisi yazmış. Hmm. Kamyonlara şiir yazmış. İnşallah bir başka zaman reklam olmuyor değil mi hocam? Yani şimdi ben yazdım desem ayıp olmaz. Vallahi kamyonlara şiir yazmışım. Nasıl hocam? Fil tarihinde ormancıyım. Şöyle böyle muhteşem bir tepede aşağıda şehirler arası muhteşem bir yol var. Kamyonlar, onlarca yüzlerce kamyon geçiyor ve geldiler bizimkiler. İlhamlar. İlham efendiler filan ve kamyonlara şiir yazmışım da. Kamyonlara şiir yazan yarım asırdır türküyle uğraşıyorsa ona da şiir yazmıştır. Şiir, ve onun bakalım, içindeki hep şiir mi hocam? Evet efendim, defter olduğu gibi tabii. Benim özel kendi defterim. Kendi el yazısı arada, el yazısıyla. Ve işte toplam işte 300 falan bir şey var. Türkülere de şiir yazmışım. Ha o arada benim kitabım var, şiir kitabım. Hatta bir de gururla söyleyeyim. 3 sayfa ön söz yazmış. Kim? Abdurrahim Karakoçoğlu yazmış. Şiir kitabınızdan bahsedelim biraz sonra o zaman. Evet inşallah devam edelim. Yalnız mesela bu türküler, bu şiirler yok. O kitap epeyce oldu. Şöyle demişim efendim. Sevgili seyircilerimiz biraz can kulağıyla dinlerlerse kaç tane türküden bahsettiğimi de yakalayacaklardır eminim. Türkü deyip geçme. Duy neler vardır. Ayet var. Hadis var sözüm türküler. İstersen nasihat, istersen hasret, mühür gözlüm gibi gözüm türküler. Keklik düz ovada avlanır derler. Bağdat'ta genç Osman alıyor serler. Askerden gelene kurban keserler. Çala çala yoran sazım türküler. Gelin kına yakar narin eline. Acem şalı sarar ince beline. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Yürük Türkmen Kürdüm Lazım türküler. Çökertmeden bir bak. Gör Gesi bağı. Aşan bilirmiş o karlı dağı. Dalın arasında ceviz yaprağı. Ovam, yaylam, dağım, düzüm türküler. Allı turnam bizim ele varmaz mı? Çanakkale içinde yara sarmaz mı? Kamalı Zeybe'yi zalım vurmaz mı? Katip arzuhalım yazım türküler. Adana'nın yolları taştan olursa, Gırşehir'in gülü güze kalırsa, Yemen'e gidenler geri gelirse, gurbettir, özlemdir bizim türküler. Hani Çakıcımız, Dadaloğlumuz, aman ormancımız, ah Köroğlumuz, Yörük Ali nerede? Hekim oğlumuz, Aynalı Martin'de gezim türküler. Sadık yari kara toprak olanlar, ela gözlülerden ayrı kalanlar, seher vakti kapıları çalanlar, beyaz giydirmeyen tozum türküler. Neşet Leyla'sına sitem ederse, Mahzuni Maraş'a mahzun giderse,
Çobanoğlu koyunları güderse, Veysel gibi görmez gözüm türküler. Sarı mihribana he diyen benim. Dersini alıp da C diyen benim. Elif diyen benim, B diyen benim. Ben sana ne dedim kızım türküler. İster bağlama çal, ister sen çöğür. Bir uzun hava desen ağır ağır. Ben Türk'üm diyorsan bir türkü çığır. İsa kahramanım, özüm türküler. Maşallah hocam ya, çok güzeldi. Demişim. Ve hocam, bir sürü de türkü var içerisinde. Türkü sözleri geçiyor sevgili tabii, hocam. Özellikle adı şairse o kadarcık olsun hocam ya. Peki sevgili hocam, sohbetimize devam edeceğiz efendim. Yılbaşı özel programımız devam edecek. Kısacık bir ara daha verelim. Son bölümde burada olacağız tekrar. Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize devam ediyoruz. Bir Sazdan Bir Sözden Yılbaşı Özel Programı sevgili İsa Kahraman hocamızla birlikte devam etmekte bu güzel yılbaşı gecesinde. Herkese sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz öncelikle. 2022 inşallah güzel temennilerle, güzel umutlarla, bol sağlıkla, bol parayla gelir sizleri bulur 2022 yılı diyelim biz tekrar yine. Sevgili hocamla devam edelim konuşmamıza, sohbetimize. Sevgili hocam, genelde Bir Sazdan Bir Sözden programını siz sunuyorsunuz zaten ve sunucu koltuğunda yer alıyorsunuz. Evet. Ama bugün bir değişiklik yaptık. Yılbaşı özel programı olduğu için ben sizin koltuğunuzda yer aldım. Siz de konuk koltuğundasınız şu anda. Aslında nasıl bir duygu? Vallahi çok daha rahat hocam. Çünkü mesela girişleriniz, efendim programın idaresi, bizim yöneticilerimizin gözlerinin içine bakmanız falan, bunları daha önce ben yaşıyordum. Şimdi öyle değil. Gayet rahatım diyorsunuz. Gayet rahatım. Mesela siz bütün her şeyi ayarlıyorsunuz. Ondan sonra kaleciyle çalmıyorsunuz. Offside diyor. Ben de gol atıyorum. Yani hepsi bu kadar. O yüzden şu anda rahatım. Programlarınız nasıl geçiyor hocam peki? Hocam şimdi program demişken bu burada ikimizin yaptığı ikinci program. Ve bayram özel programı yapmıştık. Benim televizyon hayatımda da böylesi iki tane program. İkisi de sizin de enteresan. Yani evet, ben misafir koltuğunda hayatımda iki defa oturdum. O ikisi de sizinle beraber ve Kanal 3'te. Ya evet, alın çok size güzel. Mükemmel bir anı. Evet. Yani dolayısıyla bundan sonra ben biraz zor geçerim herhalde o tarafa. Yok, geçin hocam, siz de geçin. Yani, çok güzel konuklarınız oluyor çünkü. Çok güzel konuklar eyvallah, getiriyorsunuz. Eyvallah, doğru, haklısınız. Evet. Onlarla birlikte programı güzel bir şekilde sevgili İsa hocam icra seçme, ediyorlar. Seçme, hani böyle oraya değecek hocam, lamacım yokmuş. Peki sevgili hocam devam edelim o zaman. Türkü deyince aklımıza gelen isimlerden, usta isimlerden bir tanesi Neşet Ertaş. Ondan da bir türkü dinlemesek olmaz herhalde değil mi? Tabii hocam. Dinleyelim mi? Bir deneyelim inşallah, başarılı olmaya çalışalım. Olursunuz elbette ki hocam, buyurun. Bilekler yüze doyulur mu, doyulur mu? Aşkına bakışan göze doyulur mu, doyulur mu? Yarine bakışan göze doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı, cananına? Kıyanlar hakkın bu sayılır mı? Hem bahara hem yaza, yarın ettikleri naza, yar aşkına çalan saza, duyulur mu, duyulur mu? Yar aşkına çalan saza, duyulur mu, duyulur mu?
doyulur mu doyulur mu canan akıyor mu cananına duyanlar hakkın kulu sayılır. Lüflerin dökse yüze yarba değil sunsa bize leblerin eline meze duyulur mu duyulur mu leblerin eline meze duyulur mu duyulur mu duyulur mu canana kıyılır mı canana duyanlar hakkın bulur sayılır mı? Garibim geldik gitmeye, muhabbetimiz bitmeye, yarine sohbet etmeye, duyulur mu, duyulur mu? Garibim geldik gitmeye, muhabbetimiz bitmeye, yarine sohbet etmeye, duyulur mu, duyulur mu? Duyulur mu, duyulur mu? Canana kıyılır mı, canana duyanlar hakkın bulur sayılır mı? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı, cananına kıyanlar hakkın bulur sayılır mı? Ağzınıza sağlık sevgili hocam. Eyvallah. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Büyük ustaya da. Evet, kırmadınız, siz de söylediniz. Teşekkür Tabii. ederiz. Estağfurullah hocam. Çok sağ olun. Sevgili hocam, şiir kitabınızdan bir bahsedelim demiştik. Birazcık bahsedelim mi şiir kitabınızdan? Tabii. Çok enteresan bir şey. Hocam iş dönüp dolaşıp gerisin geri Abdurrahim Karakoç'a geliyor. Ama bağışlasınlar sevgili seyircilerimiz. Çok yakın bir dostluk. Hı hı. Ve çok büyük bir insandı. Yani hem şair olarak olağanüstü yeteneklere sahip hem de karakter açısından da muhterem bir insandı. Hemen şöyle kısaca Kütahya'nın Ilıca kaplıcaları var. Kaplıca açısından, termal kaplıca açısından efendim aşağı yukarı yani Kütahya, Afyon ve havalisi malum. Orada misafir ediyoruz hocayı. Böyle türkü çalıyoruz. Türkü çalarken bakın feraset dedikleri şey. Program işte çaldık, çığırdık. Artık odasına göndermeye çalışıyorum. İlk daha tanışıyoruz. Evlat bir şey sorayım mı dedi. Buyurun dedim. Sende şairlik var mı dedi. Şiir yazıyor musun? Vallahi hocam bu soruyu başkası sorsa cevabım evet yazıyoruz canım filan derdim de senin yanında ben dedim şiir yazıyorum. Nasıl derim ben? Şu Karalı'nın defteri bakabilir miyim dedi. Aldı. O akşam yukarı götürdü kendi odasına. Sabahleyin indi. Aynen şöyle. Evlat bu iş olmuş. Şimdi senden bir şey isteyeceğim dedi. Ben şöyle bir 10-15 gün falan ben kitap olarak basılması lazım bunun. Benden başkasına ön söz yazdırırsan seni döverim dedi. Ön sözü kendisi yazdı. Aynen böyle. Ve ilk onun teklifiyle ben zaten öyle bir şey isteyemezdim Allah korusun. Çünkü ön söz demek efendim bir Vehbi Koç'un ya da Sakıp Sabancı'nın bir bakkal dükkanına gidip ey millet ne isterse verin buna ben kefilim demesi gibi bir şeydir yani. Şimdi Karakoç gibi bir adam ön söz yazacak. Benim kitabıma uzatmayalım. Tamam dedik. Ondan sonra kitabın ismini koy ben yazacağım dedi. Hocam iki tane çocuğum var. Allah razı olsun. Onlar dakika düşünmedim isimlerini verirken. Birisi annemin adıydı zaten Zeynep dedim ona. Hı hı. Öbürü de amcamın adı. Ona da Hüsnü dedim bitti. Kitaba yüzlerce isim buldum. Kıyamıyorum bir türlü. Hangisi olsun diye karar veremediniz. Şimdi biraz da şuna benzer sevgili hocam. Usta diyor ki bir insan bir çocuğun ya anasıdır ya babasıdır. Yani ya erkektir ya kadındır. Hı hı. Ama bir eserin sahibi onun hem anası hem babasıdır diyor. Doğru. Doğru tabii. Dolayısıyla hocam isim veremedim bir gün telefon ediyor Ankara'dan. Ne oldu dedi sen isim isim. Vallahi hocam dedim yüzlerce isim buldum ama dedim isim veremedim dedim. Hı. Yani bir türlü falan aynı şey. Tembeller bırak ben veririm onu dedi. Ve düş renkleri.
Düş Renkleri. Evet, kitabın adı bu. Düş Renkleri. Sonra onu da sordum. Hocam düş rüya demektir. Niye Düş Renkleri? Cevap, ben kendime ayırdıydım bu ismi, sana verdim. Hadi işin işte. Kendi kitabına düşünüyormuş öyle bir şey. Ve kitabımın adı Düş Renkleri. İçinde de Allah rahmet eylesin Karakoç'un 3 sayfalık bir ön sözü. Ön sözü ve kitabın başında da İsa Kahraman şairdir diye yazmış. Ben ondan sonra şımardım şairin. Estağfurullah hocam. Zaten konuşmanız da öyle bir şiir okumaydı aslında. Yani Allah razı olsun efendim. Genelde bize de söylerler böyle bir haber sunacakmışsın edasıyla konuşuyorsun diye ama artık o bize yansımış. Yani... Nitekim az önce bile hani ben... Arada mı? Ara verdiğimizde çekim, bile. Evet çekim yoksa devam ediyordum. Çünkü öyle bir güzel sordunuz ki soruyu. Tam böyle klasik bir soru. Yani yayında sorulacak bir soruydu. Hocam aradayken hocamla yine bir sohbet ettik bu arada. Sohbet ederken de bir soru yönelttim kendisine. Hocam dedi ki acaba yayında mıyız, çekimde miyiz şu anda diye. Evet. Canlı yayın başladım diye düşündü ama yok dedik tabii ki başlamadı. Evet. Öyle bize de olabiliyor hocam söylüyorlar bunu ama size yansımış gerçekten. Şair tarafınız kimliğinize de bolca yansımış şimdi, diye düşünüyorum. Hocam ben. Şimdi Allah sizi de nazardan saklasın. Yani. Şimdi bana da birçok arkadaşım hatta şu anda sevgili Ramazan Yavuz kardeşim de seni diyor. O bile... o tanıtım fragman mı diyorsunuz o hani programların tanıtımını siz hazırlıyorsunuz. Dedi çok iyi hatırlıyorum onu dedi. İşte o şeyi mükemmel bir Türkçe, mükemmel bir ses tonu Allah dedi güzel. Ay teşekkür ederim. Allah nazardan saklasın. Allah razı olsun. Hele hele şimdi benim yaşıma doğru gelinceye kadar artık bu işin tam bir profesyonel olsun. Hatta şunu dedim TRT'nin haberi yok dedim Allah'tan yoksa kaparlar dedim. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. O sizin olun. Güzelliğiniz. Çok hocam, teşekkür ederim. Ben yani inanmadığımı söyleme. Evet onu farkındayım. Onu daha önce de konuşmuştuk evet. Sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. O zaman bir türkü daha dinleyelim mi sizden? Yoralım biraz daha sizi. Tamam hocam. Dinleyelim. Ha, böyle yorgunlayacağım kurban. Buyurun. Hocam mükemmel bir hikayesi olan ve herkesin çok çok sevdiği bir türkü. Şafak söktü yine sunam uyanmaz hasret çeken gönül derde dayanmaz şafak söktü yine sunam uyanmaz hasret çeken gönül derde dayanmaz çağırırım sunam sesim duyulmaz uyan sunam uyan geri uykudan çektim senin elinden uzandım gurbet elinden hiç kimse bilmez halimden uyan sunam geri uykudan çektim senin elinden usandım gurbet elinden hiç kimse bilmez halimde uyan sunam derin uykudan bunca diyar gezdim gözlerin için niye küstün bana el sözün için bunca diyar gezdim gözlerin için niye küstün bana el sözün için di
dilerim Allah'tan sızlasın için. Uyan sunam uyan bir uyku. Sekeyim senin elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam derin uykumdan. Çekeyim senin elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam derin uykumdan. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Eyvallah sevgili hocam. Efendim. Çok duygusaldı. Mükemmel sözleri olan mükemmel bir türkü hocam. Peki sevgili hocam, ustaların şiirlerin türkülerini söyledik. İsa Kahraman'ın böyle bir çalışması yok mu? var mı? Var. Evet efendim var. Çok değil, birkaç tane hepsi. Hani böyle eskiden plaklarda falan saz ve söz filan işte Aşık Veysel ya da filan diyor ya benim de. Sazı ve sözü bana ait böyle birkaç çalışmam var. Tamam. Onlardan bir tanesini paylaşalım. Çok seviniriz. Çok paylaşalım. Seviniriz. Buyurun. Sözleri aynen şöyle. Tabii şiir olarak yazıldı da bu. Çok değil, daha bir 40-50 sene falan oluyor yazalı. 42-50 sene mi? Ya öyle bir şey. Maşallah. Evet, gençliğimizin zirve zamanıydı. Maşallah. Efendim. İçinde sevgili seyircilerimiz ikinci kıtaya çok dikkat etsinler. Çünkü pek fazla kullanılan bir şey değil o. Hmm. Bakın ne demişim. Sevgili cananım, huri misin sen? Mevsimin güzeli, yaza benzersin. Sevdim seni inan, ben de ezelden. Her şeyden kıymetli ah, göze benzersin. Her şeyden kıymetli ah, göze benzer. Upuzun parmaklar ceylana yağır. Yanakların al al sandım gül bağı. İlahi güzellik 18 çağı. Yemeğin içinde ah, tuza benzersin. Yemeğin içinde ah, tuza benzersin. Beni mecnun etti ah, kaşının yağı. Değersin sevdiğim tekmil dünyayı. Ağlatma yeter artık garip İsa'yı. On telli inleyen saza benzersin. On telli inleyen saza benzersin. Çok güzel. Ağzınıza bir sağlık. Böyle bir şey yazmışım. On telle inleyen saza benzersin. Saza benzersin. Yemeğin içinde tuza benzersin. Her şeyden kıymetli göze benzersin. Öyle demişim. Çok güzel ya, çok güzel. Daha önce dinlemiş miydim hocam ben? İhtimaldir sultanım demiş. Hani. Sanki daha önce dinlemiştim diye düşünüyorum. Padişah demiş ki vezire, bire vezir... Denizde ateş alır mı? İhtimaldir sultanım demiş. Şimdi yalnız böyle televizyonda pek fazla çaldığım bir türkü değil.
Sanırım bayram özel programında mı acaba dinledik? Ona ki. Belki olabilir ki, yani. Tabii mümkündür. Çünkü, aşka gelmişim şimdi. Her yerde çalmam bunu ben. Evet ama çok güzel. Evet, sözler ama, çok iyi. Çok efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Şimdi yaklaşık bir son 5 dakikamız içerisine girdik sevgili hocam. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu güzel yılbaşı gecesini bizimle geçirdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hocam dedem bana dedi ki oğlum çağrıldığın yere erinme. Çağrılmadıysan görünme. Hı hı. Dedi. Kanal 3 yani sizler. Hocam sizi bekliyoruz dediniz. Çok yani, da iyi oldu hocam. Çok da güzel oldu. Yılbaşına hep birlikte girmiş olduk inşallah. Eyvallah inşallah. Güzel bir yılbaşı olsun inşallah herkes için efendim. Temennimiz ondan yanadır. 2022 yılı herkes öncelikle sağlık, mutluluk, huzur, bol para getirsin inşallah. Sevgili hocamın bir tane şiiri vardı. O şiiri... Daha 14 saat oldu ben yazalı demişti. Evet efendim. O şiiri ben bir daha rica edeceğim ve bir türküyle kapanışımızı yapalım istiyorum. Efendim güzel gelsin inşallah 2022 yılı. Hocam sizin son olarak söylemek istedikleriniz varsa. Aynen şöyle efendim. Herkesin alalım. Rabbim 2022'de efendim Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Eviniz ve gönlünüz şen olsun. Namurad olanlar bermurad olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. 2022 Eyvallah. Yılı inşallah size de bol huzurlu, mutluluklu ve sağlıklı gelir Eyvallah diyelim. Efendim. Herkese de aynı temennileri sunalım efendim. Bizler Aylan Süren'in artık sonuna geldik. Güzel bir sene geçirmeniz dileğiyle inşallah. Sevgili hocamdan güzel bir şiir ve güzel bir türkü alacağız. Mutlu yıllar. Hemen dedim ya tek taze daha dumanı üstünde. Tamam. Afyon'dan bütün yurduma Kanal 3'ten mutlu yıllar. Sivilime hem orduma. Kanal 3'ten mutlu yıllar. Rabbim bırakmasın darda, nazar değmesin bu yurda. Hülya Kasnak işte burada, Kanal 3'ten mutlu yıllar. Ey yolcu, Afyon'da bir dur. Hem pınar hem akarsudur. En güzel temenni budur, Kanal 3'ten mutlu yıllar. Karahisar ilimiz var, dosta açık elimiz var. Bir de güzel günümüz var. Kanal 3'ten mutlu yıllar. Sevgi bizden, saygı bizden. Teşekkür bekleriz sizden. Küçük büyük hepimizden. Kanal 3'ten mutlu yıllar. İnsan hata yapar bazen. Tahsin, barış ve Ramazan. Sazıyla kahraman Ozan. Kanal 3'ten mutlu yıllar demişim. Böyle yazmışım efendim. Hatasıyla... Sevam Herkese olun. Mutlu yıllar o zaman. Tabii bütün izleyicilerimize armağanımız olsun. Evet. Güzel şiirimiz ve son evet. Güzel bir eserle sizleri baş başa bırakalım. Tekrar evet. Mutlu yıllar, hoşça kalın. Evet. Şimdi aslında çoktu da şimdi Kütahyalılar bunu izleyecekler mutlaka. Hiç bizden bahsetmedi demesinler. Tamam, dinleyelim o zaman. Delhadır başındayım, simavın kaşındayım. Bana da Kadir efederler, zeybekler başındayım. Kumandırlar, kara gözlüm ardımdan. Bana da Kadir efederler, zeybekler başımdayım. Dumanlı dağlar, kara gözlüm ardımdan ağlar. Thank you.
Cezbenin sapı yeşil, şekerli gayfe dişin. Bugün baskın basan aklın başına devşir duvanlı dağlar, kara gözlüm ardında. Bugün baskın basan aklın başına devşir duvanlı dağlar, kara gözlüm.